Kıymetli arkadaşlarım, herkese selamlar. Umarım iyisinizdir. Bu videomuzda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü kapsamında yeni memur ataması yapılmış olacaktır. Herkese hayırlı uğurlu olsun. Gayet güzel bir alan. En az 60 puan sahip olan kişiler başvurusunu yapabilecektir. Bunun dışında herhangi bir şekilde yazılı veya sözlü sınav yoktur. Direkt olarak puan üstünlüğüne göre atanmış olacaksınız. Sizlere uygunsa muhakkak başvuru yapmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bunun dışında yeni atamalar, yeni ilanlar oldukça sizlere bilgisini aktarmaya devam edeceğiz. Lütfen bu emeklere karşılık videoyu beğenmeyi ve kanala abone olarak diğer tüm atamalardan ve memur alımlarından haberdar kalmayı ihmal etmeyiniz. Ben bu linkleri açıklama bırakacağım. Sizlere rahat bir şekilde ulaşım sağlamış olacaksınız arkadaşlar. Demiş olduğum gibi herhangi bir şekilde yazılı veya sözlü sınav olmayacaktır. En az 60 puana sahipseniz başvurunuzu yapabileceksiniz arkadaşlar. Pekala hangi dalar alım olacak? Büro memuru, bunun dışında destek personeli ve koruma ve güvenlik görevlisi alımı yapılmış olacaktır. Bilginiz olsun. Başvuru başlangıcı 05.10.2022, bitiş tarihi ise 14 Ekim 2022 tarihinde olmuş olacaktır arkadaşlar. Başvuru genel şartları hakkında bilgi verecek olursak da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanız lazım. 650 sayılı e devlet memuru kanuna uygun nitelikli olmanız gerekiyor. Herhangi bir sağlık sorununuzun olmaması lazım. Erkeklerin askeri işi bulunmaması gerekiyor. Son başvuru sahip 18 yaşını tamamlamış olan kişiler başvurusunu yapabilir. Kamu hakkından mahrum bulunmayacaksınız ve Türk Ceza Kanunu'na uygun nitelikli olmanız gerekiyor. Ve en sonunda sizler kazandığınız takte güvenlik soruşturmanızın olumlu sonuçlanmış olması gerekiyor bilginize. Özel şartlara baktığımız takdirde şimdi büro memurluğuna herhangi bir ön lisans mezunu başvurusunu yapabilir. 2020 KPSS'den en az 60 puan sahip olmanız gerekiyor. Koruma ve güvenlik öresinde ise yine herhangi bir ön lisans mezunu başvurusunu yapabilir. Yine 2020 en az 60 puan sahip olmanız gerekiyor. Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmanız gerekiyor ve cinsiyeti erkek olmuş olması lazım koruma ve güvenlik öresi için. Bunun haricinde özel güvenlik kimlik kartına sahip olmanız gerekiyor. Son başvuru tarihi itibariyle en az 6 ay olan silahlı ibareli. Bakın silahlı ibareli özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmanız gerekiyor. 170 cm'den kısa boylu olmayacaksınız ve boyunuzun kilonuzda endeksi olması gerektiğini de vurgulamak istiyorum arkadaşlar. Bunun haricinde gece ve gündüz çalışmaya engel bir durumunuz olmayacaktır. Destek personelinde ise herhangi bir lise mezunu başvurusunu yapabilir. En az 60 puan sahipseniz başvurunuzu yapacaksınız ve 35 yaşını gün almamış olmanız gerekiyor arkadaşlar. Bunun haricinde başvuru işlemleri kariyer kapısı aracılığı ile sizler bu link üzerinden başvurunuzu yapmış olacaksınız demiş olduğun gibi linki açıklama kısmına bırakmış olacağım arkadaşlar. Yerleştirme işlemi ise yine sizler açıklama kısmına bıraktığım link üzerinden okuyabileceksiniz. Herhangi bir şekilde yazılı veya sözlü olmadan direkt olarak atanmış olacaksınız arkadaşlar. Pekala hangi illere alımı olacak? Bunun da bilgisini aktaracak olursak da şöyle hemen bakalım. Meteoroloji bölge müdürlüklerine baktığımızda Ankara, İstanbul, İzmir, Eskişehir, Antalya, Muğla, Gaziantep, Afyonkarahisar, Mersin, Kayseri, Konya, Ankara, Zonguldak, Samsun, Trabzon, Rize, Erzurum, Elazığ, Van, Diyarbakır, Iğdır. Toplamda 36 kişi atanmış olacaktır. Bilginiz olsun. Sizlere uygun olan herhangi bir il varsa başvurunuzu yapabileceksiniz. Peki ya kaç ile başvurabilirim gibi önemli kısma da inecek olursak da. Evet adaylar tabloda belirli hani ünvanlardan sadece bir tanesine başvuruda bulunabilirsiniz. 3 farklı birime yani 3 farklı ile başvurunuzu yapabilirsiniz. Herhangi bir sorun olmaz arkadaşlar. Hangisi size uygunsa 3 tanesini seçmiş olacaksınız sevgili arkadaşlarım. İnşallah hakkınızda hayırlısı olur ve en kısa sürede en iyi yerlere gelmiş olursunuz diye umut ediyorum. Lütfen bu emeklere karşılık videoyu beğenmeyi ve kanala abone olarak diğer tüm atamalardan ve süreçten haberdar kalmayı ihmal etmeyin. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlarım.